Selamün aleyküm canlarım. Bugün şöyle patlıcan tavası yapmak istedim. Şöyle etimizi hazırladım. Hazır mısın? Domates, şöyle zeytinyağı, yeşil biber, 3 orta boy patlıcanımı güzel soydum, doğradım. Tuzlu suda ıslattım. Uzun çekim olmasın diye hepsini hazırladım. Şöyle orta boy 2 tane soğanım, bir baş sarımsak. Kırmızı biber, karabiber, tuz, salça. Şimdi yavaş yavaş patlıcan tavamı bastıracağım. Adana tavası sizlere göstereceğim. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, babaannem böyle, neydi babaanne? Patlıcan tavası. Patlıcan tavası yapıyormuşlar gibi. Şimdi etimizi, şöyle et biraz çözülmemiş. Şimdi bol etli olursa güzel olur. Şöyle göstereyim arkadaşlar için. Şimdi etimizin üzerine şöyle soğanımızı ekleyelim. Su bardağında yarım bardak yağ. Baharatlarımızı, karabiber, salça, tuz, kırmızı biber. Etimizi bununla beraber iyice karıştıralım. Böyle sade et tavası da güzel olur. Biz biraz patlıcan ekleyelim dedik. Bay bay. Şimdi patlıcanlarımızı şöyle içerisine aktarıyorum. Onunla da beraber bir güzel şöyle karıştıralım. Hepsini mutfakta doğradım. Mutfakta çok sıcak. Orada hazırladıktan sonra buraya klimanın altına getirdim. O kadar sıcak ki böyle alnımızdan ter akıyor. Şimdi bunun içerisine şöyle sarımsaklarımı üstüne koyarsak sarımsak yanıyor. Şöyle aralarına ekleyelim. Ya klima çalıştıracaksın ya vantilatör, yoksa çok sıcak. Yusuf, tezgahın üstünde evet, şimdi şöyle konserve domatesimi ekliyorum. Şöyle az, bir su bardağı kadardı. Onu ekledim. Onunla da beraber iyice karıştıralım. Şöyle içerisine biberimizi de ekleyelim. Şöyle güzel karıştıralım ki tavamız güzel olsun. Her tarafı şöyle baharatlarını sinsin. Şimdi bunu şu şekil şöyle yapalım. Mis mis canlarım. Buyurun gelin. Hep beraber yiyelim. Şimdi şu şöyle doğramış olduğum 2 tane domatesimi içine konserve koydum. Bunu da yüzüne şöyle yayalım. Şu kalmış olan biberlerimiz de şöyle acılı güzel olur, süs biberi.
içerisine de biber ekledim. Şimdi bunun üzerine şu etimin içinden seçmiş olduğum kuyruk yağlarını üzerine doğrayacağım. Bu kuyruk yağı. Etin yağı yani. Yağ koyarsak misler gibi olur. Şöyle. Etin üzerinin yağı canlarım. Kuyruk yağı deyince yani kuyruk yağı değil. Şöyle ekleyelim. Tavamızın tadı güzel olsun. Bunun yanına da bir pirinç pilavı yaparım. Şimdi tavam hazır. Sizlere göstereyim. Fırına sürülecek 200 derecede. Kaç saatte pişerse. Şöyle biraz da su ekleyeceğim. Çok az. Yarım bardaktan az su. Domatesin suyu da çıkar. Evet, şimdi tavamı götüreyim, fırınıma süreyim, sizlere göstereyim şöyle. Hadi hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Abone olunuz bizlere olmadıysanız. Takip ediniz. Evet. Yorum yapınız. Yusuf için. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Şimdi fırınımı çalıştırdım. Yemeğimi fırına sürdüm. Kapatayım pişsin.